TRT 70 yapan birinin ilk 5000 ihtimali var mı demiş. Yani kişiden kişiye değişiyor yine işte. Scofield. Her zaman. Aynen Scofield. Çok geniş sordum be kardeşim ya. Bak şöyle şey, ben Scofield'la alakalı küçük bir şey anlatayım Şahin hocam. Çünkü Scofield'ın yazdıklarını şeyden şeye hatırlıyorum sürekli ben. Daha yeni çalışmaya başladı. Direkt şu soruyu sordu. Bizi geçen yayınlarımızdan birisi bana şu soruyu sordu. Hocam 60-70 net arasındayım. Sizce şu anda yeterli mi diye bir soru sordu. Yani şu anda nete takılmaması gerektiğini, konulara inanılmaz derecede kasması gerektiğini söylemiştim ben daha önce Scofield'a. Hani demiştim ki ya sen önce bir konuları bitir. Sen önce bir konulara bir asıl, sağlam bir bitir. Netlere atıyorum Şubat'ta bak mesela. Anlatabildim mi? Şubat diyorum özür dilerim. Aralık'ta mesela netlerine bir daha bak. O zaman daha iyi yorumlayabiliriz demiştim ben Scofield'a. Yine halen ilk 70, TD 70 yapan birinin ilk 5000 ihtimali var mıdır diye soruyor. Şimdi ben söyleyeyim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Sen değişen de bir şey. Aynı şeyi nete takılma. Ama ben farklı söyleyeyim. Şimdi TRT'nin neti 70 değil mi? Tamam mı? 5 ay boyunca bu arkadaş ders çalışacak. 5 ayın sonunda bütün konuları bitirdi. Hala netleri 70. Şimdi senin görmemiz evet. lazım dediğin şey o. Neden hala netleri 70? Çünkü arkadaşlar çalışırken konu tekrarı yapmayacak. Ezberleyecek, unutacak. 5 evet. ayın sonunda evet. yine 70 kalacak. O zaman sorarsan bize dersen ki ben 70 net yapıyorum. İlk 5000 itibar olasılık yok öyle bir şey diyeceğiz mesela 5 ay sonra. Evet. 5 ay sonra diyeceğimiz şey bu olur. Şu anda evet. ya bak 70 net yapan öğrenciyle 50 net veya 80 net yapan öğrenci arasında şu anda bir fark yok. Çünkü evet yok. Yeni başlıyorsunuz, tamam mı? Mesele burada şu. Öğrendiklerinizi unutacak mısınız, unutmayacak mısınız? Öğrendiğini unutmayan öğrenci tuğlanın üzerine kat çıkabilir. Öğrenci unutuyorsa eğer öğrendiklerini yerinde doğru. sayar. Şimdi sen 70 net yapıyor olabilirsin ama yanlış çalışırsan evet. sene sonunda da 70 nette kalırsın. Bu kadar yani. Ama doğru evet. çalışıyorsan bu netler hat. Yavaş bile olsa artar. Öyle ya da böyle artar. 70-73 olur, 75 olur, 80 olur, 90 olur, 95 olur. Anlatabildim mi? Evet. Bunun evet. artık ucu açık. İpine bile gelir. Hocam Türkçe öğretmenliği okunur mu, mantıklı mı sizce demiş. Ben olsam okumam abi. Ben olsam okumam. Soruyorsa zaten o da okumaz. Yani. Çünkü soruyor. Demek ki istemiyor. Evet. Hocam dershaneye gideceğim. Bütün konuları bir daha YouTube'dan dinleyeyim mi yoksa sadece anlamadığım konuları mı dinleyeyim? Valla ben olsam şöyle. Konuyu eğer anladıysam bir daha YouTube'dan dinlememe gerek yok. Oturur soru çözerim. Eğer ki anlamadıysam bence YouTube'dan dinlemek daha mantıklı olur. Yani zamanı en azından kazanmış olursun. Öyle söyleyeyim sana. Bu YKS'yi insanlar gittikçe ticarethaneye dönüştürdü. Tebrik ederim. Bak mezuna kalınca kafalar çalışmaya başlıyor. Şahin hocam gördün mü? Mezuna kalınca kafalar çalışmaya başlıyor. Ya biz zaten buna karşıyız. Anlatabildim mi? Biz buna karşıyız. Hani insanlar ne kadar kötü kitap yazsa da o kitabın satışını 100 binler, 200 binler yapabiliyorlar. Sadece bu şeyi yaptıkları ve öğrenciler bunu yiyor işte yani. Bizim zaten takıldığımız nokta bu. Öğrenciler bunu yememesi lazım. Öğrenciler gerçekten bununla alakalı hani demesi lazım ki ya bu bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu görmesi lazım. Ama öğrenciler bir şeyin doğru yanlış olduğunu görebilmekten o kadar uzaktalar ki düşünmüyorlar artık. Onu da çözeyim, bunu da çözeyim. Sonra ne oluyor? Patlıyorsun yani. Ha, kimisi başarılı oluyor mu? Oluyor. Belirli bir düzende, belirli bir amaç uğruna devam eden öğrenci patlamıyor. Ama böyle çalışan öğrenci maalesef yani sıkıntı oluyor yani. Her tarafa dağılıyor yani. Şahin hocam sen bir şey söylemek ister misin? Ben de senin gibi düşünüyorum. Bir şey demiyorum okay. Ben. Rahatsız oluyorum ben de. Hocam demiş çalışmadan altyapınız nasıl oluyor? Ya bak altyapı dediğin şey her insan çalışarak yapmaz. Yani ben mesela çalışarak matematikle alakalı ben hiç çalıştığımı hatırlamam yani. Lise boyunca çalıştığımı hatırlamam mesela. Anlatabildim mi? Yani okuldaki verilen eğitim çok iyiydi. O bizi zaten hani onu anladığın zaman anlatılanı iyi anladığın zaman bu senin için zaten bir altyapı olmuş oluyor. Ha, her şu anda hani bunu sağlayacak olan lise sayısı çok az. Hani sen diyorsun ya şu anda çalışmadan altyapı nasıl olur? Çalışmadan altyapıyı sana sağlayabilecek olan liseler var. Tamam mı? Öyle öğretmenin şey halen var. Evet. Bak şimdi altyapı diyor ya. Bak. Hı hı. İlkokul birden itibaren ben ders çalışıyordum tamam mı? Ve her şeyin mantığını kavruyordum. Yani mesela ilkokul evet. birdeyken rasyonel sayı diye bir şey görüyor öğrenci değil mi? O rasyonel hı hı. sayıları
Öğrenci gidiyor 1 bölü 2, 3 bölü 4 topluyor mesela. Ben onu çemberin parçaları olarak alıyordum. Şimdi ilkokuldayken çember o dairenin dilimleri olarak göremiyorsa bunu öğrenci, bu artık liseye kadar bu ezber sistemi liseye kadar geliyor. Bu öğrencide altyapı oluşmaz ki. İlkokuldan itibaren biz altyapıyı oluşturduk. Şimdi sen bu altyapıyı oluşturduğunda siz 12. sınıfa TYT'ye geldiniz. Biraz önce örnek vermiştik ki hız problemi. O ondan mesela muhtemelen soruyor buna. Hız problemi. Siz çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ezberleyerek gelmişsiniz. X eşittir V çarpı D diye yine ezberliyorsunuz. Yani ilk öğretimden itibaren yani kafasını çalıştırarak gelen bir insan bunları öğrenmek için özel bir çaba sarf etmesine gerek yok. Tamam mı? Gerek yok. Yani hareket mantığını bilir. Önüne gelen her şeyi soruları çözer. Hatta mesela işçi problemleri neydi? 1 bölü x'li anlatıyorlardı ya dershanede. Senin zamanında da öyle anladın. Mesela 1 bölü x'li bana mantıklı gelmemişti. Ben o yüzden ki o zaman YouTube da yoktu ha. 2005'te çıktı YouTube malum. 1 bölü x'li sistem bana mantıklı gelmediği için ben kendi sistemimi kurmuştum mesela. Tuğlalar falan yapıyordum bir şekilde. P'ler diyordum. İşçinin gücüne P diyordum falan. Öyle bir kendimce bir sistem geliştirmiştim. Hatta şu anda da öğrencilere ben öyle anlatıyorum. Çünkü mantıklı gelmiyor 1 bölü x'li sistem. Şimdi altyapısını kuran öğrenci öğretmenler söylediğini de kabul etmez. Der ki ya bu şekilde daha mantıklıdır der. O yüzden çalışmadan yapmak bu. Ya abi nasıl hız hareket problemi nasıl ezberlenir ya? Havuz problemleri falan nasıl böyle yani? Yani bir öğrenci zaten bunu doğuştan yaparsın zaten. Hocam üniversitede YKS çalışmak mantıklı mı? Valla mantıklı abi. Eğer istemediğin bir bölümde. Mesela sen okuyorsun tamam mı? Şunu anladın. Oha ben bu bölümü niye okuyorum ya? Ben bunu istemiyorum. Dediğin anda tekrar YKS'ye girmek bence çok mantıklı. Çünkü hayatında 25 sene çalışacaksın. 25 sene boyunca o hatayla devam etmek bana aptallık geliyor yani. Anlatabildim mi? Kötü olduğun yerde kesip atmak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bence kötü olduğunu, sevmediğin bölümü hiçbir şekilde girmemeniz gerekiyordu zaten. Girdin, çıkacaksın. Şimdi çıkmazsan ileride şey olacak yani psikolojini bozar. Evlilik gibi bir şey ya. Yanlış bölüm hayatın boyunca seninle birlikte gelir. Mustafa yazmış yine. Hocam Sözel'den 1135, EA 68.000'e girdim. EA ilk 1000 için bu sene mezuna kaldım. Matematiğe çok önem vermem gerekiyor. Bu sene bir senede 20'li netlerden 35 üstü yapmam için neler yapmam gerekiyor? Oo çok güzel soru da. Ama bunu bir şey diyeceğim. 35 yani, 35 yapması ilk bir, için yeterli olacak mı? Olur eşitlik ya. Olur. Ama Türkçeyi falan da çok iyi yapması eğer ki, gerekiyor. Tabii orası iyi. Yani edebiyat sos 1 sos 2'yi yani 37 38 yaparsa 35 yeterli olur ilk bin için. Neden soruyorum? 35 36 İşletme ekonomide okuyan arkadaşlar var ya ilk 400-500. Abi iki tane soru kaçırdı mı giremiyorlardı. Ya şimdi o sınav zorluğu arttı ya. Mesela YKS 2024'ün sonuçlarına baktım ben. Baya baya düştü ya. Hani mesela Boğaziçi'ne giren işte şeyler falan böyle son öğrenci ya da eşit ağırlıktan yapan öğrencilerin böyle netlerine baktım. Hani şeyler var mesela. Adam 34 mat yapmış mesela. 40 edebiyat, tarih, coğrafya yapmış mesela tamam mı? Bu adam girmiş mesela. İlk bine girmiş bu adam. Örnek veriyorum. Mustafa sana şunu söyleyeyim kardeşim. Bak az önce de söyledim. Sen hani dedin ya koçluk veriyor musunuz hocam diye. Sen işte Şahin Hoca'ya direkt yazabilirsin. Şahin Hoca ya ben bu sene çok takip yapamayacağım arkadaşlar. Ben bu sene kendimi ayırmak istiyorum açıkçası. Ben kendim hazırlanacağım bu sene. Ama yine hep beraberiz. Yani Şahin Hoca ilgilenebilir seninle. O ister Şahin Hoca'ya direkt ulaşabilirsin. Tamam mı? Hatta eğer ulaşamazsan da bana yazarsın. Benim numaram zaten YouTube'da yazıyor şu anda ya da hiç olmadı. Beni bana Instagram'dan numaranı at. Ben sana direkt Şahin Hoca'nın numarasını göndereyim. Şahin Hoca ile çalış. Yani hani burada senin gibi bir öğrencinin bu şekilde bir yönlendirilme yapılacaksa Şahin Hoca varken başka bir hocaya gerek yok ya. Onu söyleyeyim yani. Anlatabildim mi? YKS'ci adam yani. O yüzden bunu söyleyebilirim sana. Hocam ilk bine girmeden önce gireceğinizi hissetmiş miydiniz? Hayır. Ben de sınavdan. Ben ağlayarak çıkmıştım ya. Ben sınavdan ağlayarak çıkmıştım ya. Yani. Ben sınavda fark ettim. Çok kötü geçti falan diye böyle ben öyle çıkmıştım sınavdan ama sonra deneme derece geldi.